Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Buxoro davlat universiteti axborot texnologiyalari fakulteti amaliy matematika va dasturlash texnologiyalari kafedrasi dotsenti Imom va Shafoat Mahmudovman. Bugungi darsda men bilgan ma'lumotlar tiplari va ular bilan ishlash haqida ma'lumot bermoqchiman. Demak, darsimizning mavzusi men bilgan ma'lumotlar tiplari va ular bilan ishlash. Rejamiz quyidagicha: alfabet belgilaridan foydalanish, Mepilda sonlar bilan ishlash, kompleks sonlar, sonning tipini nazorat qilish, murakkab tipdagi ma'lumotlar. Demak, Mepil bu juda katta yadroga ega bo'lgan, murakkab matematik masalalarni yechishga mo'ljallangan, o'zini juda ham kuchliligi bilan boshqa matematik tizimlardan ajralib turadi. Demak, Mepil tizimi foydalanish uchun juda qulay interfeysga ega. Bu interfeys shunchalar qulay qilib yaratilganki, xuddi oddiy qog'oz yoqalog'ida bemalol sonlarni, formulalarni, matematik ifodalarni yoza olasiz. Shuning uchun Mepil dasturi matn muharrirlari, kuchli hisoblash va grafik protsessoriga ega bo'lib hisoblanadi. Matn muharriri matnlarni kiritish va uni muharrirlash uchun ishlatiladi. Mepil dasturida matnlar, izohlar singari qabul qilingan bo'lib, unda keltirilgan matematik ifodalar bajarilmaydi. Kuchli hisoblash protsessori Mepilning asosiy xususiyatlaridan biri bo'lib, matematikada umumiy qabul qilingan belgilarning ishlatilishidadir. Hisoblash protsessori keng imkoniyatlarga ega. U murakkab matematik hisoblashlarni bajaradi. Mepil ko'plab matematik funksiyalarga ega bo'lishi bilan bir qatorda qatorlar yig'indisi, ko'paytma, hosila va uning aniq integrallarini hisoblash uchun sharoit yaratib beradi. Demak, shuningdek kompleks sonlar bilan ishlash, chiziqli va chiziqsiz bo'lmagan tenglama va tenglamalar sistemasini yechish, vektor va matritsalar ustida amallar bajarish imkoniyatini ham yaratib beradi. Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, Mepil dasturida oddiy misoldan tortib, murakkab masalalargacha barcha-barchasini yechish imkoniyati mavjud. Matematik hisob-kitoblar amalga oshirish uchun matematik belgilarni kiritish palitrasidan foydalanishimiz mumkin. Bu palitrani View palitras bo'limidan topishimiz mumkin. Mana bu demak, birinchi rasmimizda Mepil dasturidagi matematik belgilar palitrasi ko'rsatib o'tilgan. Palitras palitrasida jami 37 bo'limdan iborat bo'lib, unda bir nechta turli alfabet harflaridan tortib matematik amallar, birliklar, kattaliklar, formulalar, maxsus belgilar, o'zgarmas sonlar, mantiqiy amallarni topishingiz mumkin. Agar sizga barcha palitras ro'yxati kerak bo'lsa, View palitras, Show palitras bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Palitrasni guruhlarga ham bo'lish mumkin. Ya'ni alfabetlarni alohida kataklarda, alohida matematik formulalar va hisoblashlarni alohida. Buning uchun View palitras, Arrange palitras muloqot oynasini ochasiz. Muloqot oynasida diqqat bilan qaraydigan bo'lsak, palitras 5 guruhga bo'linib taqsimlanadi. Bular: alfabetik, mathematical, expression, authors, text. Har bir yacheykani bosganimizda avtomatik ravishda o'ziga taalluqli bo'limni, demak, Mepil tanlab olib ko'rsatar ekan. Mana bu rasmda ko'rib turganimizdek, demak, palitralarni tartibga solish ko'rsatib berilgan. Palitralarning birinchi bandi alifbolar bo'limi bo'lib, bu yerda Mepil dasturida ishlatiladigan barcha alifbolarni topish mumkin. Bular grek, script, fraktur, open case, kriklik, demak, diaktikal, mantis, roman x, uppercase, roman x, lower va hokazo. Bu alifbo o'zlarini xususiyatlari bilan bir-birlaridan farq qiladi. Mepil dasturida bu alifbodan foydalanish juda ham qulay va oson bo'lib hisoblanadi. Qaysidir alifbo harflari kerak bo'lsa, bemalol biz palitradan topishimiz mumkin bo'lib hisoblanadi. Demak, buning uchun sizdan hech narsa talab qilinmaydi. Mana alifbo mana bu yerda ko'rsatilgan va demak, Mepil dasturida ishlatiladigan alifbolardan namunalar ko'rsatilgan. Ko'rib chiqishimiz, tanishishimiz mumkin. Dasturda eng ko'p ishlatiladigan alifbo bu grek alifbosi bo'lib hisoblanadi. Grek harflarining poligraf usulda yozish imkoniyati ham mavjud. Buning uchun buyruqlar safidan grek harfining nomi yoziladi. Ishchi oynaning o'ng qismida esa shu so'zga mos alifbo harfi chiqaradi.
Mesela işçi oynadı alfa deyip terimizde. Demek işçi oynadı biz alfa deyip tersak alfa harfi çıkadı. Beta deyip tersak beta çıkadı. Gamma deyip tersak gamma. Delta deyip tersak delta. Epsilon deysak epsilon çıkadı. Zeta deysak zeta çıkadı. Eta deysak eta harfi çıkadı. Zeta yani zetan çıkaradı. Lambada lambada lambda harfini çıkaradı. Mu nu mu harfini çıkaradı. Demek bu bize grek alifbos harflerden oli matematika, matematik analiz, diferensiyel denklemler kursunda cüda kül faydalanamız. Matematika da demek cüda kül ifadalar bana şu grek alifbos harflerden yazıladı. Şu üçün demek matematikle bu narsanın matematikler için cüda muhum demek biz mevlada bu narsanın kana yazıyor kardeşimiz. Cüda muhum böyle bir soğlanan. Agar siz alifbonin demek, boş kalıplarla hem rujat kılmak için görseniz, bana bu oldegi numarınızda kursatı bildirgen dedi. Demek, omega, beta, delta, nu, pi, sigma kalıpları hem bana şu tartıda demek, çıkarılışı mümkün eken. Boş kalıplardan hem faydalanış, grek kalıplardan faydalanışken nispeten boş kaçarak bölüp soplanadı. Demek, bu alıplarda grek alıplarda oluşabiliyorsan da harfi çıkarıp deriş funksiyası mevcut emas. Harflarını palitranın alifbosiga kiritib, keraklisini tanlab, amal va hisoblashlarni bajarishingiz mumkin. Matematikada odatda grek alifbosi bilan ishlanganligi uchun grek alifbosiga demak ko'p metoda ko'p imkoniyatlar yaratib berilgan. Endi biz metoda sonlar bilan ishlash kompleks sonlarni o'rganib chiqamiz. Mebul dasturda oddiy matematik ifodalar sonlardan, aritmetik amallardan, mantiqiy amal belgilaridan iborat bo'ladi. Maple dasturida barcha ifodalar ostki va ustki indekslarsiz bir satrda yoziladi. Bu xususiyati bilan Maple dasturi Pascal, Basic dasturlash tillariga o'xshab ketadi. Dasturda oddiy insonlardan tortib murakkab masalalargacha yetish imkoniyati mavjud. Har qanday sonli ifodani qiymatini hisoblash uchun avval sonli ifoda matematik yozuvdan va standartdan foydalanib yoziladi va oxiriga nuqtaga pul belgisi qo'yilib, enter tugmasi bosiladi. Natijada ishchi varaqning o'ng qismida ko'p raqam chiqadi. Qiymat qabul qilish operatori esa matematik dasturi singari 2 nuqta tenglik tugmasi hisoblanadi. Bu tugmani palindrom, common, symbolic bo'limidan topishingiz mumkin. Maple dasturida oddiy hisoblashlarni bajarish uchun quyidagi raqamlar, belgilar, amallar va munosabat amallaridan foydalaniladi. Demak, raqamlar 0 dan 9 gacha bo'lgan raqamlar. Demak, aritmetik amallar plus, minus, ko'paytirish, bo'lish va faktorial va darajaga ko'paytirish amallari. Munosabat amallari ko'rib turganingizdek katta, kichik, katta yoki teng, kichik yoki teng, teng emas teng. Mantiqiy amallar, ya'ni bul algebrasining amallari, inkor amallar, va yoki amallari, maxsus belgilar, virgul, demak, alfa belgi, dollar belgisi, reshotka va foiz belgilari hisoblanadi. Mantiqiy o'zgarmaslar, pi, cheksizlik, gamma, true, false bo'lib hisoblanadi. Maple muhitida sonlar, haqiqiy real sonlar, kompleks kompleks sonlar bo'lib hisoblanadi. Haqiqiy sonlar, butun sonlar va ratsional sonlarga bo'linadi. Maple dasturida demak sonlar bilan ishlash mana shunday ko'rsatilgan. Maple dasturida haqiqiy sonlar ikkiga bo'linadi, ratsional va butun sonlar. Butun sonlar integer sonlarini yozuvda raqamlar bilan ifodalanadi. Ratsional sonlar esa uch xil ko'rinishda yuz berishi mumkin. Bo'lish amalidan foydalanilgan fonda kursor chizig'i yordamida. Demak 3 taqsim 4, 5 taqsim 7, 6 taqsim 8 va 10 demak yozish mumkin. O'nli taqsim float ko'rinishida qo'zg'aruvchan berdi. 4.6, 5.8, 3.8 va 10. 40 ko'rsatkichli daraja ko'rinishida 8.163 ko'paytirilgan o'n usti demak minus o'n usti. Ratsional sonlarni aynan o'z ko'rinishida emas, balki taqribiy qiymatini hisob qilish uchun maxrajdagi natural sonni haqiqiy son ko'rinishida yozish kerak. Demak 17 taqsim 8, 28 taqsim 16, 28 taqsim 16 mana shu ko'rinishda yozilar ekan. Kompleks sonlar. Kompleks sonlar ta'limotda, ilmu fanda, xususan matematika sohasida alohida o'rin egallaydi. Tez rivojlanib borayotgan bu soha texnikada va ishlab chiqarishning ko'p sohalarida keng qo'llanilib kelmoqda. Kompleks sonlar odatda doim z harfi bilan belgilanadi. Z barobar x plus y ko'paytirilgan y kompleks son. Bu yerda x kompleks sonning haqiqiy qismi, y esa mavhum qismi hisoblanadi. İ mavhum birlik sifatida qabul qilingan bo'lib,
Demak, i kvadrat minus 1 ga teng. Buni bilamiz. Kompleksionlar nazariyasidan i kvadrat minus 1 ga teng ekanini biz bilamiz. Maple dasturida kompleksion tushunchasi mavjud bo'lib, matematik hisoblashlarda va muhandislik loyihalarida samarali qo'llanilib kelinmoqda. Maple dasturida ham kompleksion z barobar x ko'paytirilgan i ko'paytirilgan x plus i ko'paytirilgan y ko'rinishida ifodalanadi. Lekin ishchi oynada z teng x plus katta i ko'paytirilgan y ko'rinishida ko'rinadi. Kompleksionlarni haqiqiy va mavhum qismlarni ajratuvchi maxsus funksiyalardan foydalanish va kompleksionlar ustida amallarni ham bajarish mumkin. Bular Bayesian, demak, kompleksionni haqiqiy qismini ajratib ko'rsatadi. MZ, fransuzcha MZ de mavhum bo'lib, buyrug'i esa kompleksionning mavhum qismini ajratib ko'rsatadi. Konjugatz, kompleksionning qo'shmasini hisoblaydi. Polar Z kompleksionni trigonometrik ko'rinishda hisoblaydi. Evel Prezent, Evel MZ kompleksionni haqiqiy va mavhum qismini hisoblaydi. Demak, quyida ekranda misollar berilgan. Birinchi misolda kompleksion tasvirlangan, ikkinchi misolda ham demak kompleksion tasvirlangan, uchinchi misolda ikkinchi kompleksionimizni haqiqiy qismi, MZ esa uni mavhum qismini ko'rsatib beryapti. Demak, konjugatz esa ikkinchi kompleksionimizga qo'shma kompleksionni bizga ajratib beryapti. Polar Z kompleksionni trigonometrik ko'rinishda ifodalayapti. Eval Z kompleksionni demak haqiqiy va eval MZ kompleksionni mavhum qismini demak bizga hisoblab berib ko'rsatib berayotgan ekan. Demak, sonning tipini nazorat qilish murakkab tipdagi ma'lumotlar. Keyingi demak darsimizning keyingi qismi. Maple cheksiz imkoniyatlarga eshigi bo'lib hisoblanadi. Siz bu dasturdan foydalanib, nafaqat murakkab hisoblashlarni bajarishingiz, balki hisoblashni qulay holda keltirib, so'ng masala yechimini izlashingiz mumkin. Masalan, tenglamalar, tengsizliklar barcha-barchasini sonlar tashkil qiladi. Bir so'z bilan aytganda, aytadigan bo'lsak, matematik hisoblashlarni sonlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Maple dasturida hisoblashlarni osonlashtirish maqsadida sonlarni formatlash buyruq kiritilgan bo'lib, bu buyruqlar hisoblashlarda katta xonali sonlardan hisoblashlarni oldini olishga yordam beradi. Murakkab hisoblashlar albatta taqribiy yechimlar izlash orqali aniqlanadi. Mana shunday hisoblashlarda yechimni izlanayotgan bizga kerakli kichik xonali sonlar bilan yechimni yaqinlashsak izlanayotgan javobimiz aniqroq chiqishi mumkin. Menyular satridan format, numeric formatting bo'limiga kirsangiz, sonlarni tipini nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Buning uchun sizga muloqot oynasi ochiladi. Oynadan foydalanib bemalol qaysi tip orqali hisoblashlaringizni bajarmoqchisiz tanlash huquqi berilib, tanlagan yechimni topishingiz mumkin. Demak, sonlarni formatlash muloqot oynasi mana bu yerda berilgan. Demak, muloqot oynasida e'tibor qaratilgan bo'lsa, kategoriyalar sonlarni tiplar va ko'rsatish oynasidan iborat. Sonlarni kategoriyalayotgan quyidagilar kiradi. Nom. Ushbu kategoriyada sonlarda hech qanday o'zgarishsiz bo'lmaydi. Ratsional ko'rinishda sonlar ratsional holatda saqlanadi, lekin qisqartirish amali bajariladi. Masalan, fiksiya ushbu kategoriya ustun va ratsional sonlarni relikasiya ko'rinishida tasvirlab beradi. Decimal place degan tugmani mavjud bo'lib, bu yerda siz virguldan keyin hech qanaqa xonagacha aniqlikda yechim kerak emas, shu xonani tanlaysiz. Currency bu bo'limda siz valyutalar bilan ishlashingiz mumkin. Valyutalardan iborat menyusi mavjud bo'lib, sizga tanlash huquqi berilgan bo'lar ekan. Demak, valyutalarni hosil qilish muloqot oynasini currency mana bu yerda ko'rsatilgan. Demak, keyingisi skeptik bu bo'limda biz ilmiy sonlar bilan ishlashimiz, ya'ni standart ko'rinishda keltirilgan sonlar ustidan amallar bajaramiz. Ilmiy sonlar bilan ishlash muloqot oynasi mana bu yerda ko'rsatilgan. Oynaning o'ng qismida standart holga keltirilgan sonlarni berilgan raqamlar sonini, demak, daraja xonasi darajaning musbat yoki manfiy ekanligini ko'rsatuvchi tugmalar mavjud bo'lib hisoblanar ekan. Demak, energiyaning bu bo'limda ham xuddi spektik bo'limga o'xshaydi. Faqat bu bo'limdagi sonlarning butun qismi ko'p xonali bo'lishi mumkin. Spektikda esa faqat butun qismi bir xonali bo'ladi. Perser bo'limda berilgan sonni 100 marta orttirib, foizga aylantirib beradi. Custom maxsus raqamlar bilan ishlash kategoriyasi numeric formatting muloqot oynasining pastki qismida.
İntecer buton, Maple dasturdaki en asosiy sorular tipi soplanadır. Küçük buton sorular doğrudan doğru ise dasturlaş tılıdaki en türüge yoki fortan dasturlaş tılıge buton sorular tipi okşaydır. Bu sorular aritmetik soplaşlar için kilatgen, demek vakt ve saflaş için işgalkilatgen fotoğrafın maksimal samara doğruluğunu tamamlaydı. Yani yüzleyemekken rakam bitta maşina sözden saklanışı ve aritmetik amallarını bitta prosesör operasyonu bulan bacarış mümkün. Maple dasturunda 3-2 razdaratlı operasyon sistemada 2-3-3'si birden 2-3-3'si minus 2-3'si'den doğru 2-3'si geçe bütün sonlarını saklaydı. 64 razdaratlı operasyon sistemada ise 2-3-3'si'den 2-3'si geçe bütün sonlarını saklaydı. Rasyonal demek. Anlık rasyonal sorular, rasyonal tipideki danklarda saklanan da onlar da vücut bütün sorulardan ibaret. Birinci bütün son soplanan bölüm posting, tasodfi nisbatan mutlu musbat son, yok ki netkin, tasodfi maksim bütün son bölüşü mümkün. İkinci bütün son yani mahraç posting, tasodfi musbat son soplanadı. Rasyonel sorular aritmetik ve stabil usulde bütün son aritmetik ve ekup, bütün sonun en katan bölümcüsü ekup, bütün sonun en küçük, demek umumi kararısı bölüm soplanan eken. Amallar yordamda en küçük şartlarını kıskartış için bacarılar eken. Demek eksponent görsatıcı sonlar tipleri görsatıdır. Siz kaysı tipteki sonlar bırak işlem için siz tanlaş imkoniyatı mavcud. Aynen tanlangan sonlar tipleri organik soğulaşınızda bacara olasınız. Sonlarını formatlaş işçi varakta biz ve bacarlayırken soğulaşta kurulaşınız mümkün. Eğer siz işçi varakta formatlayan bölseniz, bütün şu varaktaki soğulaşlar şu formatta bölgede. Aynen kaysıdır soğulaşını demekle formatlaş gerek bölse, şu yerin yüzden faydalanıp sizin işini tohtatıp duyuşunuz mümkün. Maple'da murakab tuttaki malumotlar bulamayan işler inkoniyatı bu. Demek Maple murakab rakamlarını kursatış usulünü sözlaş inkoniyatını verildi. Misal için siz iyi örneğe, iyi yok, küçükine kartta iyi örneğe, küçükine iyi yok, iyi, küçükine jini, hayoli bir tek sıfatla işletişiniz mümkün. Dastur murakab sonlar sıfatla kompleks sonlarını kabul kılgen ve ulan üstü amallarını bacarış inkoniyatını yaratıp verildi. Demek bugün biz Maple'da demek sizlerle ifodalar olan işletişini örgendik. Dersimiz mobilde Maple dasturda kaysı alifbolarını uçuratış mümkünlüğü, Maple'da Greek alifbosu'ya alohuda intibol karatırgenliğini görüp çıktık ve Greek alifbosu'da kaflarını kadar olsun fırtış mümkünlüğünü örgendik. Demek Greek alifbosu'nun özgü hos hususiyatlarını ayıp öttük. Çünkü Greek alifbosu matematik masalalarında, oli algebra kursuda, demek vücuda kutu Greek alifbosu'dan faydalanıldığı için, faydalanıldığı için matematik Maple'da güçlü matematik paket bölgen için Greek alifbosu'ya alakalı itibar verilgen. Demek Maple'da Mansur'da sonlar tıplarını öğrendik. Hakiki sonlar, kompleks sonlar. Kompleks sonlarını hakiki ve mavuk kısmını ajratış. Demek hakiki sonlarını demek neçe kona birlik geçe oluşunu demek tülok ve tafsır öğrenip çıktık. Demek MZ, RZ kompleks sonun hakiki funksiyasını ajratıp oluş funksiyası demek ve bunlar bulanmam tanıştık. Ve biz demek Maple'ın ayıp etişimiz mümkün ki bu güçlü demek matematik paket dedik. Bu yüzüne boşka matematik paketlerden güçlü grafik interfeysi bulan ajralıp duradı. Maple demek onda hem kudumat kata gidi koğuz gelken de yoksa barakta şunu da yoksa neticelerini çıkartışımız mümkün. Maple'da yani kengi derslerde, kengi maruzalarda biz Maple'de tırtalık, onu yana hem köp imkoniyatlarla tanışıp ötemiz. Hazır demek Maple'de hakiki ve kompleks sorular, sonra tıplarını hakkında demek biz tırtalık malumat verdik. Demek Maple bu nakamal oldu, belki murakab tıptaki malumatlarla işlerse her imkoniyatı mevcudluğunu görüp çıktık. Demek bugünkü maruzadan öyleyman ki sizler yakışı malumun örgendiğinizler. Maruza büyüce örgendiğin bilimlerinizi demek sınav görüş için, özlerinizin bilimlerinizi sınav görüş için maruzamız okurda nazora savollar verilgen. Bana şu savollarda cevap topu demek bilimlerinizi yanada mustahkanlaştığınız mümkün.
Mana shu tayanch iboralar berilgan. Mana shu tayanch iboralar nimaligini yaxshi o'rgansangiz, o'ylaymanki, demak, biz maqsadimizga siz maduza bo'yicha o'rganishingiz kerak bo'lgan barcha ma'lumotlarni mana shu demak, tayanch iboralar va nazorat savollarini orqali demak, o'zingizni sinab ko'rib o'rganishingiz mumkin ekan. E'tiborlaringiz uchun rahmat.